Neden her şeyi burnuna sokuyorsun ha? Neden? Köşke geldiğin ilk günden beri kahraman olmaya çalışıyorsun. Önce Nedim'in kurtarıcısı olmaya çalıştın. Yetmedi. Oğlumu kandırarak oğlumla evlendin. Daha ben bunu sindirememişken üstüne bir de beni oğlumla tehdit ettin. Neden sürekli ailemizle uğraşıyorsun ha? Neden? Hiçbir şey böyle olmak zorunda değildi. Burnunu sokmasaydın hiçbir şey böyle olmak zorunda değildi. Oğlum benden koparmana izin vermem. Uyanacaksın ve konuşacaksın. Buna izin vermem. Cenk öğrenirse yıkılır. Hayatından beni siler, buna izin vermem. Buna izin vermem. Buna izin vermem. Lütfen bu değilim. Ben bu değilim, beni zorlama. Lütfen. Lütfen beni zorlama Cemre. Bilmiyorsun. Kimse bilmiyor. Mümtaz. Her şeyin sorumlusu o. Ben ister miydim karnında bebeğimle kapının önüne konulmayı? Ama yaptı. Mümtaz beni karnımda onun bebeğini taşıdığımı bile bile o kapıya koydu. Ben sadece oğlum babasının yanında büyüsün istedim. Aynı evde yaşasınlar. Babasını bilmese bile yanında olsun istedim. Agah abisinin oğluna babalık yaparken o adam acı çeksin istedim. Ama olmadı. Oğlunu hiçbir zaman sevmedim Mümtaz. Kuş uçmayacak, anladınız mı lan? Bir dakika ayrılmayacaksınız bu kapının önünden Hamza. Onu yakınlarında görmeye bile tahammül edemezdim. Ben sadece oğlumun bir babası olsun istedim. Nedim. Nereye gidiyorsun? Köşke. Nedim. Sağ ol oğlum. Allah senden razı olsun. Geçmiş olsun Seher Hanım. Nedim. İyi misin sen? Maşallah be. Kurtarma timi gibi kocam var benim de. Köşkte görüşürüz. Kızım. Yorgundur. Hadi gel ablana bakalım. Kendi gözlerimle görmek istiyorum. Duygularım boşaldı. Ya öyle bir tutmuşum ki kendim haberi aldığımdan beri. Karşıma fazla çıkıyorsun Şeniz. Kovuyor musun beni? Kuş uçmayacak. Anladınız mı lan? Hamza. Sakin ol. Sakin ol. Durumu gayet iyi.
Hem doktor söyledi, yarına kadar toparlayacakmış. Sağ olun. Her zaman Seher Hanım, her zaman. Yeter ki çocuklarımız iyi olsun. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin lütfen, olur mu? Ben çok tuttum sizi. Hadi gidip kızınızı görün. Ah yavrum, ah yavrum, ah. Teşekkürler Nurten. Ufak bir işim var. Hemen halledip çıkacağım. Şeniz Hanım, bakın Agah Bey'in kesin emri var. Şu an bile çok gerginim. Ne lazımsa söyleseniz, ben getirsem. Nurten. Tamam ama 5 dakika. 5 dakikaya çıkmazsanız haber vermek zorunda kalırım. Sorumluluğu alamam. Bundan sonrasını ben halledebilirim. Sen işine bak Nurten. Ayakta kal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.